Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi hunharca arena kasmaya devam ediyoruz ve tabii ki arena kastığımız için arkadaşlar burada bulunan özel görevleri hakikaten hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yani özellikle şurada arena kasma ile ilgili olan arkadaşlar işte burada bir arena vesaire falan kapış, işte örümcek adamlarla vesaire vesaire de kapıştı arkadaşlar, bayağı bir gidiyoruz. E tabii burada bize shield jetonu var arkadaşlar, bolca kristal parçası getiriyor. Bildiğiniz üzere arkadaşlar şuradaki macerayı da iki kere oynamıştık. Nerede bizim macera? Buradaki destansı macera arkadaşlar. İki kere oynamıştım. Şimdi son bir kere daha oynayacağım ve birinci bu hafta artık finalini yapmış olacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Final ödülünde ne var? 500 parça 5 yıldız. 1800 parça alfa 2. 14400 TDR parçası. Ve 8 tane de zartut kristali var arkadaşlar. Üçüncü kez daha gidiyorum mağazaya. Hediyeliklere geliyorum arkadaşlar. Ve bir kere daha izin kağıdımızı alıyoruz. Destansı zorluk seviyesi için aldık çok şükür. Peki hem de ne kadar kaldı? Ona da bir bakayım arkadaşlar. Stoktan eşyalar. Eşyalardan sonra şurada hemen bir tane biletimizi gördük. Ve 740 parça daha var arkadaşlar elimde çok şükür. Haydi bakalım gidelim. Birinci haftanın finalini yapıyoruz arkadaşlar. Peki kimlerle yapalım? Şöyle bir bakalım. Thor Ragnarok alalım bu sefer. Bu sefer bir önce ilkinde yeşilcinin olduğu geçiti kullanmıştık. İkincisinde örümceği kullandık arkadaşlar. Şimdi geçitsiz bir şekilde gideceğiz. Bunu alalım. Kimi alalım başka? Angela'yı severim. Ronin'i severim. Ve de giyotini alalım. Artık böyle 6 yıldızları falan sahnelerde göreceğiz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Ve evet, sadece orta yol kalmış. Biz de orta yoldan gidiyoruz. Ve ilk olarak Doktor Ahtapot var. Doktor Ahtapot'un karısında ne varmış? Zartrut varmış. Bir şey yok. 36K gibi çok komik bir rakam arkadaşlar. Angela ile girelim. 6 yıldız Angela arkadaşlar. İttifak savaşlarında çok kullanmaya başladım. Gerçekten çok keyifli, çok kaliteli bir karakter. Yani 7K vuruşları görebiliyorum. Şu anda 6.2'yi de gördük ki 2 tane hiddet olduğu için. 3 hiddet olsa arkadaşlar 7.5, 7.6 vesaire falan bayağı bir çıkıyor yukarıya doğru. Hop hemen örümcek evrende de devam ediyoruz. İkinci olarak da Massacre arkadaşlar. Beceri sınıfının kendi halinde karakterlerinden bir tanesi. Kendi halinde bir karakter. Buraya da kimi alalım? Sana da Ronin'i alalım. Hadi bakalım Ronin'le gidelim. İki vur çek anında arkadaşlar adam üzerindeki etkilerden birini kapatıyor. Üç vur çek ikinci duruşa geçiyoruz. İki vur çek tekrar kapattık. 1, 2, 3, 4, 5. İki vur çek. 5 kere zalimlik aldık. İki vur çek. Ve Ronin'le Massacre'in de yanından geçiyoruz. Bu da ikinci dövüşümüz olsun. 145 altın. Yani bence böyle maceralarda en azından dost destansı seviyede arkadaşlar. Biraz daha şöyle söyleyeyim. Altını biraz daha yükseltmeleri lazım. Daha makul, daha tatlı olur diye düşünüyorum. Ve Hyperion. Hyperion'a da Guillotine'le girelim arkadaşlar. 6 yıldız Hyperion tabii ki oyunda henüz, yani oyunculara verilenlerde 6 yıldız Hyperion yok. Olsa çok güzel olur ha, fena olurdu. Gerçi Corvus Glaive, Ghost, Domino gibi hakikaten imba karakterler zaten var. Yani bunlar da gelse bir şey olmaz artık bu saatten sonra, ama gelmelerini tavsiye ederim.
Ve ördek Howard. Ördek Howard'ı da Thor Ragnarok'la arkadaşlar. R5 attık. Prestijinden dolayı bayağı da bir özgünlük taşı bastık. Güzel de bir prestijde şu anda. Zaten oyunun en yüksek prestijine sahip. Hani bu açıdan şanslı bir karakter. Bende olduğu için ben de şanslı bir oyuncu sayılırım. Yani prestij olarak hakikaten yukarıda olan karakterlerden bence bu ende bolca var. Mesela Namor var arkadaşlar, biliyorsunuz arenadan aldık, 85M kasmıştık. Onun dışında Anka kuşu var yine, prestiji aşırı derecede yüksek olan. Yani bu iki karakteri de büyük ihtimalle R5 basacağız. Gerçi şu anda yeni örümcek gelecek arenaya. Onu da mutlaka alacağım. Onu da basmayı düşünüyorum. Çok düşünceliyim yani bu aralar. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Bir kere daha Thor Ragnarok'la Killmonger'a girelim. Siper atmıyorum ki fazladan güç barı kazanmasın. Eric Killmonger'ı da geçiyoruz. Final arkadaşlar. Artık bu haftanın finalini yapıyorum. Ve çılgın Modok. Modok'tan sonra da boss'umuza geliyoruz. Çılgın Modok'a da Ronin yapalım. İki vur çek. 1 2 3 çek. İki vur yine çek. Yine aynı mantık. Elhamdülillah. Vallahi video çekerken de insan hapşırabiliyor arkadaşlar. 1 2 3 geri çek. İki vur geri çek. At ve özel saldırı bir yapıştır. Modok'u da arkadaşlar Ronin'le geçiyoruz. Sıra geldik Rino'muza. Çılgın Rino. İyileşme engeli vardı arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Aynen, iyileşme engeli ve sersem bağışıklığı bizi uğraştıracak olan Kuyek'le girelim. Severim Kuyek'i. Birçok yerde ev soy iş yapıyor. Yani oyunun bilmiyorum da abi, yani inanılmaz karakterlerinden bir tanesi ya. Hani en iyi diyesim de geliyor bazen, değil yani, hani demeyesim yok yani. Hakikaten en iyi diyesim geliyor. O kadar çok yere giriyorum ki bununla ve o kadar çok yerde kullanıyorum ve öyle işler yapıyor ki. Tabii Quake'i inanılmaz güzel oynayanlar var arkadaşlar. O kadar güzel oynuyorlar ki adamlar. Yani onları izliyorum. Bilmiyorum, bir gün ben de onlar gibi Quake oynayabilir miyim? Eğer oynayabilirsem var ya. Şuraya bak. Uçarak. Tabii iyileşme engeli var. Sağlıklı gidiyor ama. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bam. Quake burada DJ Patates arkadaşlar. Kimle girelim? Maymun Thor'la girelim arkadaşlar. Hatta Orangutan Thor'la girelim.
Adam durdurulamaz. Ben normal ama ben de vurabiliyorum. O da vurabiliyor. Bam. Ve Rinü'yü daha geçiyoruz arkadaşlar. Finali yapmış olduk. Hadi geçmiş olsun. 14'e 0. Şöyle bir bakalım ödüllerimize. 6 tane 3000'lik izo. 8000 parça arkadaşlar. Bu 800 parça buradan aldık. 1800 parça alfa 2 aldık. 14000 T4 500 parça 5 yıldız ve 8 tane arkadaşlar. Çat. Almış olduk. Hadi geçmiş olsun. Maceralara geri dön. Artık çarşamba gününü yani ikinci haftayı bekliyoruz. Şöyle bir baktığımda hadi burayı bitirdik. Şimdi burada tek tur atarsam neler verir diye bakıyorum. Fena değil. Gerçi bize geneli lazım. Geneli de fena değil. Yani burayı da bitirmek lazım. Destansı zaten çok güzel. Yani destansı hakikaten çok güzel. Ustayı da mutlaka bitirmek lazım. Şimdi artık çarşambaya kadar vaktimiz var. Yine çarşamba için bir 3000 parça lazım olacak. Mutlaka buluruz. Yani kahramana bakayım. Yani kahraman da eğer artarsa bitirmek çok güzel olur. Bunlar ıvır zıvıra düşer. Fena değil. Gayet güzel. Yani en azından destansı ve kahramanı kendim için söylüyorum. Üzlemekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için de videoları beğenebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.